dini Allah'a has kılmak Cenab-ı Hakk'a çağrının hali olarak ayette geçiyor. Biz Cenab-ı Hakk'a nasıl çağrıda bulunabiliriz? Namaz kılarak çağrıda bulunabiliriz. Dua ederek çağrıda bulunabiliriz. Resulullah'ta gördüğümüz bütün meşru vesileleri Cenab-ı Hakk'la bu iletişimi kurabilmenin meşru yolu olarak görürüz. Tasadduk ederiz, bu Cenab-ı Hakk'a bizden bir çağrıdır. Mağfiret dileriz, Cenab-ı Hakk'a bizden bir çağrıdır. Aradaki iletişimdeki hareketlilikler bunlar bütün biçimleriyle, ama sadece Resulullah'tan öğrendiğimiz şekliyle meşru olur. Başka biçimde olursa bunlar meşru olmaz. Yani adam kalksa dese ki biraz zıplayarak 3-5 zıplama yapıyorum, bunu Allah'ın hatırına yapıyorum. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a buradan bir mesaj gönderiyorum, bak senin hatırına zıplıyorum dese. Veya şınav çekse, böyle yorucu şeyler de yapsa veya kendisini Şia'nın yaptığı gibi böyle kırbaçlasa, bir sağa kırbaç, bir sola kırbaç, velev ki sırtından kan dökülse, böyle oluk oluk aksa da bir kıymeti harbiyesi yok. Burnunu kırsa, kulağını kesse, ne bileyim eziyet etse, kulaklarından kendisini tavana assa, ne yaparsa yapsın, eğer yerin altına girse, gün yüzü, güneş yüzü görmeyeceğim dese, evinden çıkmasa, ne bileyim. Yani la ilahe illallah deyip kendini şişlese, bu nasıl oluyor? Demeden de şişlese, diyerek de şişlese hiçbir şey fark etmez. Yani bunları eğer somut karşılığını Resulullah'ta din diye görmedikse, kendince din ihdas ederek Allah'ı memnun etmek olmaz. Ben turizmde çalıştığım yıllarda bir gün bir turistle ona böyle dini anlatıyorum kendi çapımda. O dedi ki ben burama bakarım. Bizde de şimdilerde çok böyle. Yani içime siniyorsa, güzelse, neyse. Yani yaratıcıyla aramdaki ilişkiyi buradan düzenliyorum. Dine girmem. Dinde var olan yani vesileleri önemsemiyorum. Sonra da bana şunu anlattı. Anlatınca ben şok oldum. Bizde de var bu dedim. Dedi ki Hazreti Musa aleyhisselam bir adaya gitmiş ve gittiği adada bir tane adamla karşılaşmış. Adam böyle hoplar zıplar, bir takla atar, ters döner, neyse saçma sapan hareketler yapar ve oralarda Allah'ım vesaire bir şeyler der. O şekilde Allah'la iletişimini kuruyormuş. Hazreti Musa demiş ki bak güzel, Cenab-ı Hak'la iletişim kurma arzun yerinde ama bunun yolu bu değil. Ben sana bunun geçerli yollarını öğreteyim. İşte o gün için Hazreti Musa'nın şeriatında nasıl bir menheci Cenab-ı Hak öğretmişse kullin cehenne şiraten o minhaca buyuruyor. Onu öğretmiş ona ve sonra oradan ayrılmış. Kendisi gemiyle oradan ayrılmış giderken adam tereddüt geçirdiği bir kısmını, diyelim ki şurada şöyle mi yapacaktım, Sübhane Rabbiyel Âlâ mıydı, Azim miydi, karıştırdığı için koşar adım gemiye yetişiyor. Hazreti Musa bakıyor ki denizde adam koşarak gelmiş, diyor ki Sübhane Rabbiyel, ben bu kısmını uyduruyorum, sorduğu soruyu hatırlamıyorum çünkü. Zaten aslı yok, aslı da uydurma olduğundan rahat gidiyoruz. Ya işte Sübhane Rabbiyel Azim mi ayakta olacaktı secdede falan, Hazreti Musa onu bu halde görünce yani diyor git kardeşim ya, nasıl biliyorsan o şekilde yap, yani almışsın alacağın yolu demek istiyor. Bu Yüce Yaradığı'nın öğrettiği, Resuller göndererek لِكُلِّنْ جَعَنَّا شِرَعْ مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنَا جَعَيُّ ve dini başından sonuna kadar bir bozuk para gibi harcayan, anlamsızlaştıran ve kişinin iyi niyetli yaklaşımı olduktan sonra ne yaparsa yapsın Rabbini memnun edebileceğine, yani din denen şeyin aslında bir önemi olmadığına ve önemli olan işte bugünkülerin deyimiyle insanlık, şu bu vesaire iyi olmak kabilinden bir düzleme indirgeyen bir söylem ve belli ki çok sinsi ve şeytani bir söylem. Ve bu söylemin hangi mahfillerde yaygınlık bulduğunu biliyorsunuz. Bunun aslı, esası kesinlikle yoktur. Böyle bir şeyin, böyle bir şeye itibar edilmesi dini temelinden dinamitlemek ile eşdeğer.
Yani dini temelinden dinamitlemek ile eşdeğer. Bunu kim nerede anlatıyor ise anlattığı kimselerin kendilerini dine karşı bu söylemi bir şey olarak, engel olarak kullanmalarına vesile sağlıyor ve ayrıca günaha giriyor demektir. Hani onlar bunu vesile ediniyorlar çünkü işlerine yarayan bir şey ve böylece dini öğrenmekten, Yüce Yaradan'ın vahiyle muhatap olmaktan, elçisinin uygulamalarını görüp tanımaktan kendilerini azade sayıyorlar. Biz böyle iyi izliyorlar. Yani bu rahatlık üzerinde Cenab-ı Hakk'ı memnun edip hem dünya hem ahiret kazanacaklarını varsayıyorlar ama bu kendini kandırmanın en kestirme yolu, kendi yüreklerinde, kendi kalplerinde bunun bir kandırmacı olduğunun da bizatihi kendileri farkındadırlar. Çünkü akleden bir kimse bunu kendine yediremez. Hani bir söylem vardı ya eskiden, yersen diye. Hani yemek istersen bu ve benzeri şeytani aldatmacılar var, kuruntular var. Bunlardan seçip beğenip kendine ilim yapmadan, öğrenmeden, Allah'ı tanımadan, vahyini tanımadan, elçisini tanımadan cennete gideceğini, istikamet bulacağını zannederek veya vehmederek diyelim, kendini kandırmak istiyorsan şeytanın vitrininde epeyce bunlardan çeşitli beğenebileceğin yaklaşımlar, uydurmaca hurafeler söz konusu.